Yani bir insan Ankara'nın merkezinde kaybolur da devlet bunu bulamıyorsa bu devlet devlet değil demektir. Ama hukuk işlemiyor, adalet yerini bulmuyor. Onun için devlete de kırgınım, kalpten kırgınım hem. Onu söyleyeyim. 30 yıllık benim bu devlete hizmetim var. Ama maalesef biz devletimiz dedik ama devlete biz sahip çıktık, devlet bize sahip çıkmadı. Emekli tarih öğretmeniyim. 2001'de emekli oldum. 1956 yılında Karahisar'da doğdum. Adana'da yaşıyoruz. Son yıllarda da Kadirli'nin Elbistanlı köyünde oturuyoruz. Bahçemiz var, orada oturuyoruz. Üç çocuğum var. Üç çocuğumun büyüğü Yusuf Bilge Tunç. Kaybolan çocuğum o Yusuf Bilge Tunç. Kızımın bir kızımız var. O yurt dışında. Oğlumuz burada. Mustafa Tunç, 1956. Kadirli doğumluyum. İlbistanlı köyünde doğdum, büyüdüm. 1977'de öğretmen oldum. İlk görev yerim Bahçe Lisesi. Daha sonra Adana Merkez'de, daha sonra Karahisar'da, tekrar Adana Merkez'de olmak üzere toplam 30 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2005 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra 2 yılda dershanecide yöneticilik yaptım bir dershanede. Onu da bıraktıktan sonra baba yurdu olan buraya geldim ve burada bir bahçe kurdum kendime göre. Meyve ağaçlarım var. Eşimle birlikte burada oturuyoruz. Bilhassa yaz günleri. İkametgahımız Adana'da hala. Pandemi döneminde sürekli aşağı yukarı buradaydık. Böyle bir vakit geçiriyoruz. Uğraşla meyve ağaçlarımız yetişti. Gönül istiyordu ki çocuklarımız gelsin, torunlarımız gelsin, yetiştirdiğimiz meyve ağaçlarından toplasınlar, oynasınlar, biz de emekliliğin tadını çıkaralım diyorduk ama maalesef başımıza çeşitli olaylar geldi. Büyük oğlumuz 2019'un Ağustos'undan beri kayıp. Müracaat etmediğimiz, efendim dile getirmediğimiz makam ve merci kalmadı ama hiçbir sonuç alamadık şu ana kadar. Bir baba olarak, maalesef bir anne olarak, eşim, baba olarak ben, tabii sevenleri, kardeşleri, üzüntüdeyiz, sıkıntıdayız. Yaşamıyoruz diyelim. Yaşamaya çalışıyoruz. Ümit ediyoruz, devletimiz bir an önce çocuğumuzu ortaya çıkarır ve biz de hayat buluruz. Yoksa bizim yaşama azmimiz tamamen bitmiş durumda şu anda. Aynı duyguları ben de paylaşıyorum. Yani yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Ya hayat devam ediyor ama çok çok acı bir üzüntü için, çok büyük bir üzüntü içindeyiz. Tarif edilemeyecek bir üzüntü. Yani sabretmeye çalışıyorum. İşte bir şeylerle meşgul olup onlarla oyalanmaya çalışıyorum. Ama gerçekten üzüntümüz çok fazla. Yani hangi birine üzüleyim? Kaybolduğuna mı üzüleyim, bulunmadığına mı üzüleyim, özlemine mi üzüleyim? Yani çok hem aklım kabul etmiyor, hem vicdanım kabul etmiyor bu olayı, bu kaybedilme olayını, kaybolma olayını. Çok büyük bir hasret içindeyiz. Ama Allah'tan ümidini kesmedim. Her gün dua ediyorum, her an dua ediyorum. Rabbim inşallah hayırlısıyla onun kuzularına bağışlasın, eşine bağışlasın, anacığına, babacığına, tüm sevenlerine bağışlasın diye her an dualarımda. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Sabretmeye çalışıyorum. Üç tane çocuğu var, onlar yine, eşi yine öyle çok üzüntülü ve sıkıntılı durumda. Evet. Çocuklar da aynı şekilde, eşi de aynı şekilde. Kolay bir şey değil. Yakın zamana kadar çocuk
ki çocuklar hala şey yok, tam olayı yani şey bilmiyorlar işte. Yani çocukların yaşı var ama tam olarak şeyinde değiller yani, söylenmedi çocuklara tam. İlk baştan şey dendi, arkadaşının yanına gitti, ihtiyacı varmış, arkadaşı çağırdı. Oradan da gelemedi, ona bakıyordu işte, oradan da gelemedi dendi. O şekilde şey yapıldı yani çocuklar. Biliyorlar da, büyük çocuk biliyor da. Yani ben bilmiyorum, şey söylenmedi, açıkça söylenmedi ama tabii o dile getirmiyor ya da yani bu şeyleri falan. O yüzden zaten ben hiçbir şekilde Twitter'a girmedim, çocukların haberi olmasın, bir şey olmasın yani, o düşünce de vardı. Çocuklar bilmediği için bir şekilde öğrenmesinler diye. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda çalışıyordu, hukuk uzmanı olarak. Zannediyorum 10. yılını çalışıyordu orada. İşte bu 15 Temmuz'dan sonra açığa alındı. Açığa alındıktan bir müddet sonra da görevine son verildi ve gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı çıkınca teslim olmadı, yakalanmadı yani. Ankara'da geçimini sağlamak için ambalaj malzemeleri alıp esnaflara dağıtım yapıyordu. Bu arada bir gün gelinim aradı. Dedi ki, Yusuf eve gelmedi dedi, akşam geç vakit. Biz buradan kalktık gittik Ankara'ya. Tabii çocuklar üzgün, eşi üzgün. Ne oldu? İşte gelmedi. Arabası da kayıptı. Neyse, emniyete başvurduk. Kayıp bürosuna başvurduk. Savcılığa müracaat ettik. 3 gün sonra arabası GİMAT mağazalarının doğu tarafında bir sokağa terk edilmiş olarak bulundu. Polis çağırdık. Polis olay yeri incelemesi yapmam. Bu araba kiminse üstüne, kayıtlıysa ki, küçük oğlumun üstüneydi araba. Teslim ederim dedi. Bir yazıyla teslim etti arabayı. Savcılığa müracaat ettik. Olay yeri incelemesi yapması için. Arabayı orada 1 ay tuttuk. Ama savcılık olay yeri incelemesi yaptırmam. Arabayı çekin dedi, demiş avukat aracılığıyla. Ve onlar da bir buçuk ay sonra çektik arabayı, yıkattık, satışa çıkardık ve sattık. Ve oğlum o günden bugüne kadar 6 Ağustos 2019'dan beri hiçbir haber alamıyoruz. Ankara Cumhuriyet Savcılığı bize böyle bir dava açtınız, gerekli inceleme yapıldı veya yapılmadı, şundan dolayı yapılmadı, yapıldı bulunamadı gibi hiçbir sonuç bildirisi yapmadı bize. Yani adaletin işlemediğini düşünüyorum. Türkiye'de hukuk yok, adalet işlemiyor. Avukat tuttuk, avukat da bir şey yapmadı. Yapamıyorum dedi, vazgeçti avukat. Biz de üzüntümüzle baş başayız. Başka yaptığımız bir şey yok. Çocuklar üzüntülü, annesi üzüntülü, babası üzüntülü, eşi üzüntülü, arkadaşları, tanıyanlar. Ki benim kaybolan Yusuf'um çok insancıl bir çocuktu. Kendine zarar verir, başkasına, hiç kimseye zarar vermeyen bir çocuktu. Umudum var. Umudumu kaybetmedim ben. Ben hiç umudumu kaybetmedim. Aklım farklı söylüyor ama gönlüm öyle demiyor. Gönlüm işte, umudum var yani. İnşallah bir gün çıkacak, bir haber çıkacak diye. Ben Allah'tan başka kimseden bir şey beklemiyorum.
Yani bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Ama Rabbim büyük. O isterse ol der, oluverir. Her şey oluverir. O yüzden ben umudumu kaybetmiyorum. Ben gerçekten Allah'a çok güveniyorum. Rabbim eğer hayattaysa zaten bir gün girecek. Vaki şey olmuşsa, emri vaki olmuşsa, Allah'ın emri vaki olmuşsa ona diyecek hiçbir sözümüz yok. O Allah'ın emri. Zaten herkesin gideceği yer ama hayattaysa Rabbim inşallah bir gün onu bize kavuşturacak. Ben umudumu kesmedim yani. Kesmiyorum umudumu. Hala bekliyorum. Haber bekliyorum böyle. Biz sadece işte Ömer Faruk Gergerlioğlu bize bir konuda destek oldu işte. Dile getirdi sık sık. Ne Mustafa Yeneroğlu. Mustafa Yeneroğlu da dile getirdi. Sezgin Taner. Sezgin o da dile getirdi. Onun dışında başka mecliste çok gündeme getirdiler. Evet, getirdiler. Bir de Twitter'daki arkadaşlardan Allah razı olsun. Ben girmiyorum ama takip ediyorum. Onlar sürekli gündemde tutuyorlar. Her zaman dile getiriyorlar. Soruyorlar, dualar ediyorlar. Yurt içinden, yurt dışından arkadaş böyle. Onlardan başka yani böyle şey yapan olmadı, bize destek olan olmadı. Biz bir yere şeye başvurduk sadece yasal olarak, hukuksal olarak. AYM'e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne, işte Cumhuriyet Savcılığı'na, biz oralara başvurduk. Oradan bir sonuç alamadık. Hiç kimseye söylemedik. Hiç kimse de bize şey yapmadı. Destek olmadı. Destek olmadı yani. Söylediklerimiz de destek olmadı. Birkaç kişi. Bazı yetkililere il yani milletvekili bazında değildi. Konuyu açtığımız zaman biz seni arayacağız diyenler oldu ama aramadılar bile, tekrar döneriz diyenler hiç oldu. Bize o konuda destek olan olmaz siyasilerden. Oğlum diye değil, gerçekten yani kendisiyle barışık, insanları çok seven, yüzünden gülücük eksik olmayan, herkesin işini bitirmeye çalışan bir çocuk. Yani bambaşka bir insandı. Kimsenin fikrine, zikrine, şuna buna bakmaz, insanlığına bakardı. Yani kendisine bir şey söylendiği zaman, bir şey istendiği zaman yapmadan onu bırakmazdı. Yani sonuna kadar o işin yapmaya götürürdü. Yardımseverdi çok. Çok yardımseverdi ya. Kesinlikle geri çevirmezdi. Son mesajım şu. Oğlumun bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. Yani ben istiyorum ki devletse oğlum şurada. Şundan dolayı burada demesi lazım. Yani devletin arayıp da bulamayacağı bir şey var mı? Mümkün mü? Ankara'nın içinde kaybolan bir çocuk. Kameraları inceletemedik. Telefon sinyalini alamadık. Savcı diyor ki yazdım, cevap bekliyorum. Yazdım, cevap bekliyorum. Yani 4 sene olmuş hala cevap gelmemiş telefon sinyalini dinlemek için. Telefonun numarasını verdik, kayıtlı olan telefonunun. Yani bir insan Ankara'nın merkezinde kaybolur da devlet bunu bulamıyorsa bu devlet devlet değil demektir. Ama hukuk işlemiyor, adalet yerini bulmuyor. Onun için devlete de kırgınım, kalpten kırgınım hemen. Onu söyleyeyim. 30 yıllık benim bu devlete hizmetim var. Eşimin var 25 yıl. 30 yıl, ben mi 30 yıl? Ama maalesef biz devletimiz dedik ama devlete biz sahip çıktık, devlet bize sahip çıkmadı. Biz de, eşim de, ben de, evlatlarım da vatanımızı, milletimizi çok seven insanlarız. 30 yıl bu memlekete hizmet etmeye çalıştım. Öğretmenlik yaparak da başka türlü de hizmet etmeye çalıştım. Ben yetkililerden istiyorum yani bir haber verilsin. Bu konuda en azından bir haber verilsin. Ortaya çıkarılsın. Yalvarıyorum yani. Onların da evlatları var. Suçu varsa suçunu bilelim. Cezasını çeksin ama ortaya çıksın. Yani dayanacak gücümüz kalmadı. Lütfen ne olur yalvarıyorum yetkililere. Bu sizin şeyinizde, vesilenizde. Yani anne olarak, baba olarak dayanılacak bir durumda. Herkesin evladı var. Ne olur bize bu çocuktan bir haber verin. Bir haber alalım. En azından hayatta olup olmadığını öğrenelim. Suçu varsa cezasını çeksin. Başka bir şey istemiyorum. Sadece çocuğumdan bir haber istiyorum.